Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fermat Matematiğin yeni nesil sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 290. sayfanın birinci sorusuyla başlıyoruz. Tüm kenar uzunlukları eşit ve 2 cm olan altıgenlerle oluşturulan yukarıdaki şeklin çevre uzunluğunun 220 cm olması için toplam kaç tane altıgen kullanılmalıdır? Evet, bakın bir şeklin çevresini bulabilmemiz için bir noktadan başlayıp tüm kenarlarını toplayıp tekrar başladığımız noktaya gelmemiz gerekir. Burada düzgün altıgenlerle oluşturulmuş gördüğünüz gibi şekil ve bu düzgün altıgenlerin her bir kenarı 2 santimetre imiş. Bakın çocuklar, ilk altıgenimizin çevreye olan katkısı 2, 4, 6, 8, 10 santimetre. Buraya yazıyorum, 10 santimetre artı ikinci altıgenimizin, renk değiştirelim burada, çevreye olan katkısı, bakın 2 buradan, 2, 2, 2, 8 santimetre. Yani iki kenarı önündeki ve arkasındaki altıgenlerle çakışacağı için çevreye dahil değildir. Üçüncü altıgenimizin de aynı şekilde, yani buraya yine bir altıgen gelecek, iki tane kenarı çevreye katkı sağlayamayacak. Üçüncü altıgenimizden de 8 santimetrelik bir katkı gelecek çevre hesaplamasına. Artı bu şekilde gitmiş. Son altıgenimizin sadece bir kenarı bir önceki altıgenle çakışık olduğu için diğer kenarları, yani 5 tane kenarı 10 santimetre çevreye dahil olacak. Ve bunların toplamı 220 santimetre olacakmış. Bizim kaç tane altıgen kullanıldığını bulabilmemiz için şu şekilde yapmamız gerekir. Baştaki ve sondaki çevreye katkısı olan altıgenlerin 10, 10 daha 20, çevreye katkısını çıkarıyoruz 20'yi. Geriye kalıyor 200 santimetre. Bu kalan 200 santimetreyi de buradaki aradaki 8 santimetrelik çevreye katkıda bulunan altıgenler oluşturacak. 200'ü 8 santimetreye bölersek kaç tane altıgen olduğunu buluruz. Evet, 2 kere var. 16, 4, 0, 5 kere var, 40, 0, 0. Yani 25 tane arada altıgen olacak. Bir tane başta, bir tane de sonda altıgen olacak. Toplam 27 tane altıgen olması gerekir diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuz, yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şekildeki gibi küçük dikdörtgenlere ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Evet çocuklar, burada bir tane dikdörtgenin çevre uzunluğunu sormamış. Bu 3 tane boyalı dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamını sormuş. Bakın, bu dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarı toplanacak ve ne olacak? 2 ile çarpılarak çevresi bulunacak. Aynı şekilde diğer dikdörtgenin de kısa kenarıyla uzun kenarı toplanacak ve 2 ile çarpılarak bunun da çevresi bulunacak. Son dikdörtgenimizin de kısa kenarı ile uzun kenarı toplanacak ve 2 ile çarpılıp bunun da çevresi bulunacak. İşte bu çevreleri bulunan bu 3 dikdörtgenin çevreleri toplanacak, çevre uzunlukları toplamı bulunacak. Bakın burada şuraya A diyeyim, bu kenar, buraya B diyeyim, buraya da C. A'nın, B'nin ve C'nin uç uca eklenmesiyle oluşan uzunluk 15 santimetre. Artı, bakın, K diyorum buraya, L diyorum, buraya da M diyorum. K'nın, L'nin ve M'nin uç uca eklenmesiyle oluşan uzunluk da bakın 12 santimetre. Yani çocuklar, biraz önce anlattığım bu çizgilerin toplamları 2 ile çarpılarak bunların çevresi bulunuyordu. İşte bu çizdiğim çizgilerin toplamları 27 santimetre imiş. 2 ile çarparsanız bunların toplam çevre uzunluklarını bulmuş olursunuz. Dolayısıyla cevabımız 54 santimetre olur. B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki kare kendisinden küçük, hepsi birbirinden farklı boyutlarda karelere şekildeki gibi bölünüyorsa mükemmel kare adını alır. Karelerin kenar uzunlukları içlerine yazıldığına göre K bölgesinin kenar uzunluğu kaçtır?
Evet, K bölgesi burası. Kenar uzunluğunu bulacağız. Bir kenarın uzunluğu. Karelerin kenar uzunlukları içlerine yazıldığına göre demiş. Bakın, yeşil karemizin bir kenarı 14 imiş. Birim belirtmemiş. Evet, burası 14 ise çocuklar, bakın pembe kareyi görüyorsunuz. Bu kenarda 4 olur. Yeşilin bir kenarı 14'tü. 4'ü pembenin kenarına dahil bakın ise kırmızının bir kenarı da 10 olur. Şuraya 10 yazabilirim. En altta sol köşede bakın 9 yazıyor. Bir kenarı o zaman bunun 9'dur. Çocuklar bu bir kare olduğuna göre bakın bunların toplamı karenin bir kenarını verir bize. 14, 10 daha 24, 9 daha 33. Burası 33'müş. Tabii karşısı da 33 olur. Şimdi bakalım K bölgesinin kenar uzunluğuna nasıl ulaşacağız? Bakın yeşilin bir kenarı 14'tü. Pembenin de bir kenarı içteki bu karenin de bir kenarı 4 idi. 14 ile 4'ü toplarsanız bu sağ üst köşedeki mavi karemizin bir kenarının 18 olduğunu görürsünüz. Buraya kadar olan kısım 18. 33'ten 18'i çıkardığımızda K bölgesinin bir kenarı 15 olarak bulunur. Cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki tabloda Mehtap'ın telefonundaki müziklerin çalma süreleri verilmiştir. Bu şarkılar birden başlayarak dördüncü sıradaki şarkının sonuna kadar aralıksız çalıyor ve aynı şekilde tekrar ediyor. Buna göre K şarkısı çalmaya başladığında evden çıkan Mehtap 36 dakika sonra eve geldiğinde telefonunda hangi şarkı çalmaktadır? Evet çocuklar, burada birinci şarkıdan dördüncü şarkının sonuna kadar geçen süreyi öncelikle bulacağız. Yani bu şarkılar birinci şarkıdan dördüncü şarkının sonuna kadar bir turda kaç dakika, kaç saniye sürmekte? Öncelikle onu tespit edeceğiz. 3 dakika 20 saniye birinci şarkı. 4 dakika 25 saniye ikinci şarkı. 2 dakika 40 saniye üçüncü şarkı. 3 dakika 35 saniye dördüncü şarkı ve birinci tur bitiyor. Yani tekrar başa geçiyor. Birinci şarkıdan çalmaya devam ediyor. Saniyeleri topladığımızda bakın 5, 5, 10 elde var 1, 2, 4, 8, 11, 1 de elde 12. 120 saniye olduğunu görüyoruz. 120 saniye 2 dakikadır. Yani elde var 2 dakika. Dakikaların üstüne ekliyoruz ve 0, 0 saniye yazıyoruz. 3 dakika, 4 dakika daha 7 dakika, 2 dakika daha 9, 3 daha 12 dakika. 2 dakikada elde vardı. 14 dakika. Bu ne demek? Bu şarkılar birinci şarkıdan başlayarak dördüncü şarkının sonuna kadar 14 dakika süreyle çalıyor. Dördüncü şarkı bittikten sonra tekrar başa dönüyor. 14 dakika daha çalıyor. Bize 36 dakika sonra eve geldiğinde hangi şarkı çalmıştır demişti. İki kez baştan sona çaldığında 28 dakika çalmış oldu. Birinci şarkıya geldi tekrar. 28 dakikanın üzerine 3 dakika 20 saniye daha ekliyoruz. Bakın birinci şarkı bittiğinde 31 dakika 20 saniye süre geçmiş oluyor. Tekrar ikinci şarkıyı ekliyoruz. 4 dakika 25 saniye. 4 dakika 25 saniyeyi eklediğimizde bakın aradan kaç dakika kaç saniye geçmiş olur? 45 saniye 35 dakika. Evet çocuklar 35 dakika 45 saniye sonra 3. şarkıya başlayacaktır. 3. şarkıda 2 dakika 40 saniye sürdüğü için 36. dakikada yani 36 dakika sonra Mehtap eve geldiğinde M şarkısı çalıyor olacaktır. Cevabımız da C seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Yukarıda çevre uzunlukları verilen karesel bölgelerden kenarları çakışık olacak biçimde aşağıdaki şekiller oluşturuluyor. Buna göre hangi seçenekteki şeklin çevre uzunluğu diğerlerinden daha azdır demiş. Evet, 3 tane kare vermiş. Mavi, mor ve turuncu kare. Çocuklar çevre uzunluklarını içlerine yazmış. Bakın, mavi karenin çevre uzunluğu 32 santimetreymiş. Bir karenin çevre uzunluğu bir kenarının 4 katıdır.
32'yi 4'e böldüğümüzde bir kenarının uzunluğunu 8 santimetre olarak bulabiliriz. Karemizin, mavi karemizin bir kenarı 8 santimetre. Mor karemizin de aynı şekilde çevresi 20 santimetre ise 4'e böldüğümüzde, 4 eşit kenarı var çünkü karenin, bir kenarının 5 santimetre olduğunu buluruz. Yazalım 5 santimetre. Turuncu karemizin de çevre uzunluğu 12 santimetreymiş. 4'e böldüğümüzde bir kenarının 3 santimetre olduğu ortaya çıkar. Evet, şimdi bakalım seçeneklerdeki şekillerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerine göre daha az. A seçeneğinde bakın bu şeklin çevresini hesaplayabilmemiz için çevresindeki şu uzunlukları toplamamız gerekir. Bu uzunlukları verilen karelerden yerlerine yazalım. Mavi karenin bir kenarı 8 santimetre ise diğer kenarlarını da 8 santimetre olarak yazalım. Çevreye dahil olacak kenarları. Mor karemizin bir kenar uzunluğu 5 santimetre imiş. Buraya 5 santimetreyi yazıyorum. Bakın mavi karemizin bir kenarı 8 santimetreydi. Mor karemizin bir kenarı da 5 santimetre olduğu için şu çizgiyle gösterdiğim uzunluk 8'den 5'i çıkarırsanız 3 santimetredir. Burası çevreye dahildir. Evet, turuncu karemizin bir kenar uzunluğu 3 santimetre. Mor karemizle turuncu karemizin arasında kalan şu uzunlukta 5'ten 3 çıktığında 2 santimetredir. 3 santimetre de buradadır. Tekrar burası da 3 santimetre, burası da 5 santimetre. Şimdi çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Bakın 8 santimetreden 3 tane var. Yani 3 kere 8 24 santimetre. Sonra 5 santimetre burada, 5 santimetre burada var. Çevresinin uzunluğunu hesaplarken. Çevreye dahil olan uzunluklar. 2 kere 5, 10. 3 santimetreden de 1, 2, 3, 4 tane var. 3 kere 4, 12 santimetre. Burada da bakın 2 santimetrelik bir uzunluğumuz var. Bunları topladığımızda 48 santimetre olarak buluruz. A seçeneğinde verilen şeklin çevresi 48 santimetreymiş. B seçeneğine geçelim. B seçeneğinde yine mavi karemizin kenarları 8'er santimetre. Turuncu karemizin bir kenarı 3 santimetre. Mavi ile turuncu arasında kalan bakın şu uzaklık, uzunluk 8'den 5, 3'ü çıkardığınızda 5 santimetredir. Yine aynı şekilde çiziyorum çizgiyle. Buradaki uzunluk mor karemizin bir kenarı 5 santimetre. Turuncu karemizin bir kenarı da 3 santimetre. 5'ten 3'ü çıkardığımızda burası da 2 santimetredir. Çevreye dahil olan bir uzunluktur. Mor karemizin bir kenarı 5 santimetre. 5 santimetre diğer kenarları da yazıyorum. Turuncu karemiz 3 santimetre. Şimdi çevresini hesaplayalım. Bakın 3 tane 8 santimetre var. 3 kere 8 24 santimetre. 5 santimetre uzunluğunda 4 tane kenarımız var. 4 kere 5 20 santimetre. 3 santimetre olan 2 tane uzunluk var çevreye dahil. 6 santimetre. Bir de bakın burada 2 santimetrelik uzunluğumuz var. Bunları topladığımızda 12 elde var. 1, 5, 52 santimetredir. B seçeneğinin şeklinin çevre uzunluğu 52 santimetre olarak bulundu. C seçeneğine bakalım. 8, 8, 8 yine yazıyorum. Burası 5, burası 5, burası 3, burası 3, burası 3. Bakın şu çizdiğim uzunlukta mor karemizin bir kenarı 5 santimetre. Turuncu karemizin bir kenarı 3 santimetre. Bakın turuncu karemizin bir kenarı çevreye dahil değil. 5'ten 3'ü çıkardığımızda burası 2 santimetre olur. Yine aynı şekilde çiziyorum. Burada verilmeyen uzunluk da 8'den 5'i çıkardığınızda bulunur. O da 3 santimetredir. Çevresini hesaplayalım. 8 santimetre olan 3 tane uzunluğumuz var. 3 kere 8, 24. 5 santimetre olan bakın 2 tane uzunluğumuz var çevreye dahil. 10 santimetre. 3 santimetre uzunluğunda 4 tane kenarımız var. 4 kere 3, 12 santimetre. Ve burada bakın 1 tane 2 santimetrelik uzunluk var çevreye dahil olan. Topladığımızda 8 elde yok. 4, 48 santimetre.
Yani C seçeneğindeki şeklin de çevresi 48 santimetreymiş. D seçeneğine geldiğimizde yine 8, 8, 8 yazıyoruz. Turuncu karemiz 3 santimetre, 3 santimetre. Mor karemizin bir kenarı 5 santimetre, 5 santimetre. Burada verilmeyen şu çizgiyle çizdiğim uzunlukta 5 santimetreden, yani mor karenin bir kenarından turuncu karenin bir kenarı 3 santimetre çıkarıldığında 2 santimetredir. Çevresini hesaplayalım. 3 tane 8 santimetremiz var. 3 kere 8'den 24. 2 tane 5 santimetremiz var. 10 santimetre de onlar eder. 2 tane 3 santimetremiz var. 6 santimetre. Bir de burada 2 santimetrelik uzunluğumuz var. Bunları topladığımızda 10-12 elde var. 1, 3, 4. 42 santimetre olduğunu görürsünüz. Evet, sorumuz ne demişti? Çevre uzunluğu diğerlerinden daha azdır demişti. Gördüğünüz gibi D seçeneğindeki şeklin çevre uzunluğu diğerlerinden azdır. 6. sorumuz. Yol üzerinde yerleşim yerlerine ne kadar mesafe kaldığını gösteren levhalarda uzaklık birimi olarak kilometre kullanılır. Yukarıda Bursa'dan Samsun'a gitmekte olan Serkan Bey saat 08.20'de ve 09.10'da yanından geçtiği farklı iki tabelanın görseli verilmiştir. Buna göre Serkan Bey bu iki tabela arasında gittiği ortalama hızla yoluna devam ederse 10.50'de aşağıdaki tabelalardan hangisinin yanından geçiyor olabilir? Şimdi bakın çocuklar, bu tabelalar kalan yolları gösteriyor. Kalan yani gideceği yolun kalan kısmını gösteriyor. Saat 8.20'de 08.20'de Serkan Bey bu tabelanın önünden geçerken varacağı yola 760 kilometre, yani Samsun'a 760 kilometre kaldığını görüyor. Saat 09.10'da da 650 kilometresinin kaldığını görüyor. Bakın kalan yol burada. Peki kaç dakika geçmiş bu iki tabela arasında? Önce onu bulalım. 09.10'dan 08.20'yi çıkaralım. Evet, 10 dakikadan 20 dakika çıkmayacağı için 09.09'dan 1 saat alırız. Burası 08 olur. 1 saati 60 dakika olarak 10 dakikanın üzerine ekleriz. 70 dakika olur. Şimdi 70 dakikadan 20 dakikayı çıkardığımızda bakın 50 dakika olarak bulunur. 8'den 8 çıktı, 0. Yani 50 dakika geçmiş bu iki tabelayı, iki tabela arasındaki yolculuğu. Peki kaç kilometre gitmiş 50 dakikada? Çocuklar, 760 kilometre yolu kalmıştı ilk 8.20'de gördüğünde. Sonra da 9.10'da 650 kilometre yolu kaldığını gördü. 760'dan 650'yi çıkarırsak 110 kilometre yol gitmiş. 50 dakikada 110 kilometre yol gitmiş. Peki en son Samsun 650'yi gördü 9.10'da. Şimdi bize diyor ki 10.50'de hangi tabelanın karşısına yanından geçiyor olabilir? Peki en son gördüğü tabela 9'u 10 geçeydi. Dan 10.50'ye kadar ne kadar süre geçmiş? Saat 10.50'den 09.10'u çıkaralım. 50 dakikadan 10 dakika çıktı, 40 dakika. 10 saatten 9 saat çıktı, 1 saat. Bakın, 1 saat 40 dakika sonra hangi tabelanın önünden geçer? Bize onu soruyor. Peki 1 saat 40 dakika kaç dakikadır? 1 saat 60 dakikadır. 40 dakika daha. 1 saat 40 dakika 100 dakikadır. Evet. Çocuklar, bu Serkan Bey hızını ne yapmıştı? Değiştirmemişti. Aynı sabit hızla gidiyordu. Ortalama hızı aynıydı. Bakın 50 dakikada 110 kilometre yol gitmişti. O zaman 100 dakika daha giderse bu 110 kilometrenin 2 katı daha yol gitmiş olur. 110'u 2 ile çarparsak 100 dakikada 220 kilometre daha yol gittiğini buluruz. Peki 9'u 10 geçe tabela neyi gösteriyordu? 650 kilometre yolu kaldığını gösteriyordu. 9'u 10 geçeden 10.50'ye kadar da 220 kilometre daha gitti. 650'den 220'yi çıkarırsak 0, 3, 4. 430 kilometre yolu kaldığı ortaya çıkar. Kalan yolu da gösteren tabela B seçeneğidir. 7. sorumuz. Yukarıdaki arazinin çevresi bir sıra tel örgüyle çevrilecektir.
Tel örgü satışında 3 farklı uzunlukta tel örgü topları bulunmaktadır. Tablodaki her tel örgü topundan en az bir defa ve her kenarda bir çeşit tel örgü kullanıldığına göre bu iş için en az kaç top tel örgü kullanılmıştır? Evet, arazimizin bakın kısa kenarı 1 kilometre, uzun kenarı 3 kilometre. Tel örgülerin de K tipinde bir topunda 200 metre, L tipinde bir topta 250 metre, M tipinde de bir topta 500 metre. Öncelikle çocuklar buradaki uyumsuzluğu gidereceğiz. Yani kenar uzunluğumuz kilometre ise telimizin bir topunda da metre cinsinden verildiyse kilometreyi metreye çevireceğiz. 1 kilometre 1000 metredir. 3 kilometre de 3000 metredir. Şimdi sorumuzda verilen şartlara göre tel örgüyle çevireceğiz bu arazinin etrafını. Bakın ne diyor? Her tel örgü topundan en az bir defa ve her kenarda bir çeşit tel örgü kullanıldığına göre. Yani ben her kenarda bir çeşit kullanacağım ve en az bu tel örgü toplarından birini kullanmış olacağım. Peki bakın 3000 metrelik bu kenarımızı hangi tip tel örgüyle çevirirsek daha az top gider. Bakın en az kaç top tel örgü gider demişti. Tabii ki M tipinin bir topunda 500 metre var. Yani en çok M tipinin bir topunda var tel örgü. O zaman ben 3000 metre olan bu kenarı 500 metrelik M tipi tel örgüyle çevirirsem 3000'i 500'e böldüğümüzde 6 top tel örgü kullanmış olurum. En az olması için çok metreli olan M tipini seçtim. Peki diğer kenarlarımıza da farklı yani tek bir tel örgü çeşidi kullanacağız. Bakın burada 1000 metre olan çiziyorum burayı gösteriyorum. Kenarımıza da bunlardan L tipini kullanalım. Çünkü birer tane kullanmak zorundayız. En az birer tane kullanılacak. 1000 metreyi 250 metreye böldüğümüzde 4 çıkar. Demek ki 4 top, bakın bir topunda 150 metre vardı. 4 top L tipi, buraya L yazalım. Tel bu kenar için yeterli olur. İlk çevirdiğim kenarı M tipiyle çevirmiştim. Buraya da onu yazalım. Evet çocuklar tekrar K tipi teli de kullanmam gerekiyor. En az bir defa kullanılacak tel örgü topundan. K tipini de şu kısa kenarım için kullanayım. Çünkü uzun kenar için kullanırsam K tipinde bir topta 200 metre var. Ben 3000'i 200 şeklinde orayı çevirirsem K tipiyle çok top yani tel topu gider. O yüzden kısa kenarda kullanacağım bir topunda az metre olan K tipini. Burası 1000 metreydi. 1000 metreyi 200'e böldüğümüzde 5 top tel kullanılmış olur K tipinde. Bakın 3 tipten de en az bir defa kullandım. Artık bu dördüncü kenarda yine az tel topu kullanmak için M tipi ile çevireceğim. Karşısına 6 top gitmişti. Buraya da 6 top tel gerekir. Evet, toplayalım bakalım en az kaç top tel gitmiş. 6 top. Bakın burada 5 top bu kenara, 4 top da bu kenara kullanmıştık. Topladığımızda 17-21 top en az tel kullanılır diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur.